Merhaba arkadaşlar. Denememizin ilk sorusunda doğrusal bir yolda 20 metre bölü saniye sabit hızla doğu yönünde ilerleyen bir motosikletli. Şöyle bir motosikletlimiz varmış. Doğu yönünde 20 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Aynı yoldaki yolcu otobüsünün doğu yönünde gittiğini görüyor. Binek otomobilin ise batı yönünde gittiğini görüyor. Buna göre otobüs ve otomobilin hızları hakkında hangileri doğru olabilir diye sormuş. Şimdi bizim gözlemcimiz motosikletli. Motosikletlinin arkadaşlar diğer otomobil ve otobüse baktığında birini doğu birini batı yönlü görmesi için hangileri olabilir ona bakacağız. Bağı hız bulurken yaptığımız şey gözlenen eksi gözlemci ve vektörel toplama, vektörel çıkarma işlemi yapıyoruz hız vektörel olduğu için. O zaman burada hep ters çevireceğimiz motosiklet olmalı. Otobüs doğu yönünde 30 ile hareket etmektedir. Otobüsün kendi hızı doğu yönünde 30 olsaydı, motosikleti ters çevirdiğimde 30 eksi 20'den doğu yönünde 10 kalacaktı otobüsümüzün hızı. O zaman birinci olur. Otomobil doğu yönünde 15 ile hareket etseydi. Bu otomobil olsaydı ve doğu yönünde 15 ile hareket etseydi. Motosikleti ters çevirdiğimizde 20 eksi 15'ten batı yönünde 5 kalacaktı. Zaten batı yönünde gittiğini soruda söylemişti. Batı yönünde gözlediğini 2 de olur. Otomobil batı yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir diyor. Eğer otomobil batı yönünde 10 ile hareket etseydi, motosikleti de gözlemci olduğu için ters çevirseydim 20 artı 10'dan 30 metre bölü saniye hızla otomobil batı yönünde 10 ile hareket ederdi. O zaman bu da olur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olan E seçeneğidir. İkinci soruda eşit bölmeli yatay düzlemdeki F1 artı F2, F1 eksi F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş bize. F1 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir diyor. F3'ün buradan x düzleminde eksi x'e doğru 2 birim kadar olduğunu biliyorum. Şu iki vektörden F1'in büyüklüğünü bulabilirim. İki tane vektörde yazıyorum. F1 artı F2, F1 eksi F2. Bir koordinat sistemi düzenleyeceğim. F1 artı F2, X'de 2, Y'de 1. F1 eksi F2, X'de 2, Y'de eksi 1. Buradan toplama işlemi yapsam, eksi F2 ile artı F2 birbirini götürdü. 2 F1 bileşke kalır, 4'e 0. O zaman F1 dediğim şey şunun olduğunu söyleyebilirim. O zaman F1 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri birbirine eşittir, doğru. F1 eksi F3. F1'i aynen tutup F3'ü ters çevirsem, eksi F3 dediği için 4 birim kadar olmuş olur artı x yönünde. 2 F1 de zaten artı x yönünde 4 birim kadardı. O zaman ikinci öncül de doğru. F2 kuvvetinin büyüklüğü F3 kuvvetininkine eşittir diyor. Şurada zaten F1'i bu buldum. F1 artı F2 bileşkesi buysa F2 vektörüne de bu olduğunu söyleyebilirim. F2'nin büyüklüğü 1 birimken F3'ün büyüklüğü 2 birim. O zaman eşit değiller. Cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz dinamik sorusu. Birbirine şekildeki gibi bağlanan kaleye cisimleri sürtünmenin önemli olmadığı ortamda serbest bırakıldığında ikilik ivmeyle hızlanıyor. Yerleri değiştirilip sistem tekrar serbest bırakıldığında sistemin hareket ivmesi ne olur diye sormuş. Şimdi sürtünme olmadığına göre buradaki tek kuvvet aşağı doğru çeken kuvvettir. Yani buradaki cismin ağırlığıdır. İlk durum için mk çarpı 10, 10 dediğim yer çekim ivmesi, yani k'nın ağırlığıyla çekiliyorum. Ve her iki cisim de hareket ediyor. Mk artı ml çarpı ivmesinin de 2 olduğunu soruda söyledi. Parantezin içine 2'leri atsam 10 mk eşit olmalı 2 mk artı 2 ml'ye. Attım karşıya 8 mk eşittir 2 ml'ye. Oranladığımızda ml'nin 8, mk'nın 2 kütlesi olduğunu bulabilirim. Sistemde cisimlerin yerini değiştirsem bu sefer aşağıya l'nin
kütlesi yani L'nin ağırlığı çekmekte. Kütlesi 8 olduğuna göre L'nin aşağı doğru çeken kuvvet 80'dir. 80 eşittir toplam kütle mk artı ml 10 çarpı a. A'sının da buradan 8 metre bölü saniye kare geldiğini buluruz. Cevabımız E seçeneğidir. Dördüncü soruda bir basit harmonik hareket sorusu. Bir iki nokta arasındaki demiş cismimiz basit harmonik hareket yapıyor. Uzanım zaman grafiği verilmiş, hangileri bulabilir? Maksimum hız dediğimiz şey W çarpı R'dir. W'yi açsam 2 pi bölü T'dir. Pi'yi zaten soruda vermiş. R'ye baktığımızda 16 olduğunu görüyoruz. R dediğimiz şey sonuçta genlik anlamına gelir. Denge konumundan gidebileceği maksimum uzaklıktır. 16'da onu yazarım. T dediğim şey de bir tam tur için geçen süre olduğuna göre T'nin de 6 olduğunu buradan tespit ederim. O zaman maksimum hız büyüklüğünü bulurum. Aynı noktadan ardışık iki geçiş arasındaki süresi şöyle düşünebiliriz. Bunun periyodu ne kadar? 6 saniye kadar. O zaman 1 gidecek, 1 gelecek 6. 3 gidiş, 3 geliş 6. Şimdi buradan şurası 1,5 saniye. Şurası da 1,5 saniye. 1,5, 1,5. Ardışık aynı noktada iki kez geçişini soruyor. Bak buradan geçti. 1,5 saniye geçti. 1,5 da buradan geçti. O zaman burası 3. saniyede tekrar aynı yerden geçti. Zaten bunu da buldum. 4. saniyede denge konumuna uzaklığı olarak söylemiş. Bunu da arkadaşlar zaten zaman uzanım grafiği olduğuna göre 4. saniyedekini de grafikten tespit edebiliriz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olan E seçeneğidir. 5. sorumuzda yatay düzlemdeki O merkezli bir viraja giren araba virajı dönerken hangilerinin etkisi altındadır diye sormuş bize. Sürtünme kuvveti, şimdi zaten bunun kaymaması için bir merkezci kuvvetimiz var. Bir de sürtünme kuvveti var. Bu ikisi birbirine eşit ki virajı dönebiliyor. O zaman sürtünme kuvvetinin etkisinde yer çekimi kuvveti zaten dünya yüzeyinde olduğu için her türlü etkisinde. Merkez kaç kuvveti hayali bir kuvvettir. Aslında böyle bir kuvvet yoktur. Bu yüzden onu alamam. Cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. 6. sorumuzda düşey kesti şekildeki gibi olan yolun yalnız LN noktaları arası sürtünmeli imiş. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de her yerde aynı. Yolun K noktasından EK kinetik enerjisiyle cismimiz fırlatılıyor. P'ye kadar çıkıyor ve dönüşte de M'de duruyor. Bak şimdi K kadar kinetik enerjimiz var başlangıçta. Ben bunu giderken 2 çarpı F sürtünmeli yolda harcıyorum birazını. Fakat bitiremiyorum. P'ye kadar çıkıp orada bir potansiyel enerjiye sahip olabiliyorum. Peki burada artık sadece potansiyel enerjim var P'deki. Buradan bırakıldığımda da M'ye kadar geldiğime göre ben P'deki potansiyel enerjimi bir bölmelik sürtünmeli alanda yiyorum. Şimdi EP 1F sürtünme X yazsam yerine kinetik enerji 3F sürtünme X gelir. O zaman bu ikisinin birbirinin oranını sormuş. 3 bölü 1'den 3 cevabını buluruz. Cevabımız B seçeneğidir. Yerden h kadar yükseklikteki bir noktadan yatay atılan bir cisim yere gelene kadar 5T süre geçiyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre cisim atıldıktan sonraki her bir T sürede niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü eşittir diye sormuş. Sürtünme önemsenmiyorsa eğer ivme yer çekimine eşittir. Dolayısıyla her bir saniyedeki hız artışı birbirine eşittir. Dolayısıyla her bir T süredeki hız değişimi aynıdır diyebilirim. Peki itme dediğimiz şey kuvvet çarpı zamandır. Buradaki tüm atış sorularında itmeyi bulmak istiyorsan cismin ağırlığıyla geçen süreyi çarpma yeter. Zaten geçen süre her bir T süre. G sabit yer çekimi sürtünme olmadığı için. O zaman cismin ağırlığı da sabitse o zaman her bir saniyedeki itme büyüklüğü de birbirine eşittir diyebilirim. Yer değiştirmesi ise ivmesi G her bir saniyede hızını 10-10 arttırıyor. Fakat hatırlarsanız pratik yolumuz 5-15-25-35 diye yer değiştirme vardı. Bunu grafikten de görebiliriz. Hız zaman grafiği, hızımız 10 iken saniyemiz 1.
hızımız 20 iken saniyemiz 2, hızımız 30 iken saniyemiz 3 diye ilerleyecek. Hız zaman grafiğinin altta kalan alanı yer değiştirmeyi verdiğine göre her bir saniyedeki yer değiştirmemizin farklılığını böyle de görebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuğa G ağırlığında cisim asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir. Tepki kuvvetleri N1 ve N2 olduğuna göre N1, N2, G arasındaki ilişki nedir diye sormuş. N2'yi G cinsinden bulmak istiyorum. N1'e göre tork alacağım. N2 dediğim şeyin etkisi ve tepkisini görebilirim. N2 çarpı 2. Buraya göre tork alıyorum. Eşit olmalı G çarpı 5. O zaman N2'miz buradan 5G bölü 2 geldi. Şimdi N1'i bulmak istiyorum. N1'i bulmak için de N2'yi yok edeceğim. Buraya göre tork alacağım. N1 çarpı 2, G çarpı 3'e eşit olmalı. N1 de buradan 3G bölü 2 kadar geldi. N2 N1'den büyük ve N1 de G'den büyük olduğunu görüyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Bir diğer soruda açısal momentumun korunumu ilkesi geçerlidir diye sormuş. Açısal momentumun korunumu ilkesinde yarıçap azaldıkça kendiliğinden hızın artması ya da yarıçap arttıkça kendiliğinden hızın azalması olarak söyleyebiliriz. Dünyanın güneş etrafında dönerken güneşe yaklaşınca çizgisel hızının artması. Güneşe yaklaştıysa R azaldı, o zaman hızı arttı. Bir doğru ve kendiliğinden oldu bu olay. Buz pateni sporcusunun açısal hızını arttırmak için kollarını kapatması. Kollarını kapatırsa R azaldı ve kendiliğinden V arttı. Bu da olur. Traktörün ön ve arka tekerlerinin boyutunun farklı olmasının açısal momentumun korunumuyla bir alakası yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Onuncu sorumuzda yalıtkan yatay düzleme sabitlenmiş Q1, Q2 elektrik yüklerinin KL noktalarındaki toplam elektriksel potansiyellerinin VK ve VL olduğunu ve VK'nın VL'den büyük olduğuna göre hangilerinin doğru olabileceğini söylemiş. Öncelikle VK'yı yazsam, şuralara D desem. VK dediğim şey KQ1 bölü D artı KQ2 bölü 2D. VL dediğimiz şey ise KQ1 bölü 2D artı KQ2 bölü D olarak karşımıza çıktı. Deneyerek gidelim. Olabilir sorusu çünkü. Şimdi ben buna desem ki artı 2Q ya da artı Q diyelim. Buna da desem ki eksi Q. Şimdi buradan yerine yazdığımızda birinci öncül için KQ bölü D artı K eksi Q bölü 2D. Yani 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsam 1 bölü 2 kalır VK. Peki şimdi L'yi deneyelim negatif olarak baktığımızda. Yani bak L'yi denediğimde ise K Q bölü 2 artı eksi K Q bölü 1. 1 bölü 2'den eksi 1'i çıkarırsam eksi 1 bölü 2 kalır. Tabii ki de 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den büyüktür. Birinciyi sağladım. Q1 negatif, Q2 pozitiftir diyor. Buraya eksi vermek istiyorum. Buraya artı vermek istiyorum bu sefer. Şöyle yazsam bunu da K eksi Q bölü D VK yazıyorum öncelikle. Artı K artı Q bölü 2D. Eksi 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsam, eksi 1'den 1 bölü 2'yi toplarsak yani eksi 1 bölü 2 geldi burası. Daha sonra devam ettiğimde L'yi bulalım bir de. K eksi Q bölü 2D artı K Q bölü D. Bu sefer eksi 1 bölü 2'den artı 1'i topluyoruz. Buradan 1 bölü 2 geldi. Dolayısıyla 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den büyüktür. O zaman bu gitti. Her ikisi de pozitif yüklü olduğunu varsayalım bir de üçüncüyü. O zaman yazdığımızda K Q bölü D artı K Q bölü 2D. L'yi yazalım. K
k bölü 2d artı k bölü d. Şimdi baktığımızda eşit çıktı ama en ufak birini büyüttüğümüzü düşünürsek yine k'nın l'den büyük olduğunu görebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 olan c seçeneğidir. Birinci soruda yatay durumda tutulan karton kağıdın içinden geçen tel, üreteç ve direnç şekildeki gibi bağlanmıştır. Karton kağıdın içinden geçen iletken telin etrafına demir tozları serpildiğinde dairesel bir şekil aldığı gözleniyor. Gözlem sonucuna göre yargılarından hangilerine ulaşılabileceğini sormuş bize. Manyetik alan demir tozlarına kuvvet uyguladığı için dairesel görünüm almıştır. Uygulamasaydı şekil değiştirmezdi. Düz telin çevresindeki manyetik alan halkalar halindedir. Zaten düz tel şöyle akımımız geçiyor. Buradan aşağı yönlü. Etrafında da dairesel bizim manyetik alanımız oluştuğunu söyleyebiliriz. O zaman bu da oldu. Manyetik alanın vektörel olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü buradaki dairesel halkaların biz yönünü bilmiyoruz ne tarafa olduğunu. Bunu bulabiliriz normalde sahil kuralıyla. Fakat sadece demir tozlarını izleyerek bunu göremeyiz. Cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Eşik dalga boyları 3100 angstrom ve 6200 angstrom olan iki farklı fotosele tek renkli ışık düşürülerek iki fotoselde de fotoelektron elde edilmek isteniyor. Gönderilen ışığın enerjisi en az kaç elektron volt olmalıdır diye sormuş bize. Enerji dediğimiz şey Hc bölü lambda. Dolayısıyla lambda ne kadar azsa enerjimiz o kadar fazla olacak. O zaman koparabilmek için, fotoelektron oluşturabilmek için bizim ne yapmamız lazım? Enerjimizin fazla olması lazım. O zaman küçük dalga boyunu kullanacağım. 12400 Hc sabit bölü 3100. Buradan arkadaşlar işlem yaparsam cevabın 4 elektron volt olduğunu görürüm. Cevabımız D seçeneğidir. 13. soruda akım makarası anahtar ve gerilimi ayarlanabilir üreteç ile şekildeki devre kurulmuştur. Devre üzerinde sırasıyla aşağıdaki değişiklikler yapıyor. Hangi işlemler sırasında akım makarasının üzerinde öz indüksiyon akımı oluşturur diye sormuş bize. Öz indüksiyon akımının oluşması demek devrenin kendi içindeki akım değerinin artıp azalma isteği göstermek demektir. Bakalım üretecin gerilimi sıfırdan farklı bir değere ayarlandırdıktan sonra anahtar kapatılıyor. Anahtar kapatılırsa devredeki akım artmaya başlayacak. Bu artışı sabitleyebilmek için öz indüksiyon akımı oluşur. Üretecin gerilimi zamanla artarsa zamanla akım değeri artar. Bu artışı sabitlemek için ters yönde öz indüksiyon akımı oluşur. Anahtar açılarak devre akımı kesilirse eğer akım azalıyor demektir. Bu sefer de akımın azalışını engellemek için onunla aynı yönde öz indüksiyon akımı oluşur. Cevabımız E seçeneğidir. 14. soruda ise modern fiziğin gelişmesine paralel olarak sağlık, haberleşme ve sanayide atom altı parçacıklar ve yaptıkları ışımaların kullanıldığı yeni teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Bunlardan demiş hangileri örnek gösterilebilir? Lazer kullanılarak yapılan göz ameliyatı olur teknolojik cihaz. Sanayide kullanılan güçlü pres makinesi bu arkadaşlar klasik fizikteki basınç konusuyla da alakalıdır. Yani illa modern fiziğe gerek yok. Cep telefonunun navigasyon özelliğinden yararlanarak konum bildirimi yapmak da yine yeni teknoloji ve modern fiziktir. Cevabımız 1 ve 3 olan C seçeneğidir.